Kumar Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını anma etkinliği Yusuf Kenan belgeseli gösterimiyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Gösterimin ardından yapılan söyleşide Çanakkale ve belgesele dair önemli noktalar üzerinde duruldu. Bir Gelibolu Kahramanı Yusuf Kenan belgeseli Çanakkale'de verilen mücadelenin önemli kırılma noktalarını konu alıyor. Osmanlı ve Alman birliklerinin oluşturduğu 5. ordu koruyordu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özge Yolcu moderatörlüğünde yapılan söyleşide belgeselle ilgili önemli noktalara dikkat çekildi. Az önce söylediğim gibi biz Yusuf Kenan'ın şahsında bütün Çanakkale şehitlerimizi analım dedik, Güncel Savaşı'nı anlatalım dedik ve bile üzerinde belgesel yapıyoruz. Söyleşi teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinliğin ardından yapımcı yönetmen Mesut Gengeç, genel koordinatör Bülent Günal ve proje sorumlusu Yılmaz Aydın, İWeb TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte beni en çok etkileyen o mezarlıklardaki, şehitliklerdeki şehirler ve isimleri. Yani Akbaş Şehitliğine giderseniz Trabzonlu Kazım Efendi ile Diyarbakırlı Ali Efendi'nin ismiyle o kahramanların şehitleri mezarı yan yana. Yani bu bence her şeyi etkileyen, en duygulu, beni etkileyen nokta. Mektupların, yazışmaların ya da o Çanakkale Savaşı'nın insanlarda ne hissettirdiğini bilmek gerekiyor. Müzikleri ona göre seçmek gerekiyor. Yusuf Kenan'ın eşi Zehra Hanım'la olan mektuplaşmaları, işte cephedeyken ne gibi sıkıntılar çektiği, çocuklarını nasıl özlediği, işte eşinin, Zehra Hanım'ın eşine olan aşkı ama zaman zaman ona işte böyle küçük serzenişlerde bulunması. Yönetmen Mesut Gengeç, belgesel yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Belgesel yapmak dokümenter bir olayı, bir konuyu belgelemektir. Bunu belgelemek de çok uzun, aslında bir emek ve çabayla oluyor. Çok iyi araştırma yapmanız lazım. Yani biz buna preprodüksiyon diyoruz, ön araştırma kısmı. Burada çok iyi bir konu belirleyip konuya göre bir araştırma yapmanız gerekiyor ve bilgi ve belgelerle bir konu başlığı çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra bu konu başlığını sizin röportajlara dökmeniz lazım. Bu konuda kimlerle röportaj yapabilirim, kimlerle çalışabilirim? Montaja giriyorsunuz ve montaja girerken müzik aşaması çok önemli. Yani doğal efektler kullanıyoruz, doğal sesler, diyaloglarda kullanıyoruz ama müzik bazı yerde tempoyu çok artırıyor. Çok iyi bir arşiv araştırması yapmanız lazım. Görsel olarak çok iyi materyaller bulmanız lazım. Belgesel izlemenin çok zor olduğu bir ülkede izlenebilir bir belgesel için tempolu bir belgesel yapıp iyi bir arşivle, iyi bir görüntü dökümü ve dökü drama dediğimiz bir yöntemle iyi bir belgesel projesi yapılabilir. Gelibolu Kahramanı Yusuf Kenan özel gösterimlerle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.